Daha dün akşam saatlerinde İstanbul'da bir vahşi olay yaşandı. Büyük bir şiddet olayı. İki tane genç kızımıza yönelik saldırı. Onun öncesinde İstanbul'da 27 yaşındaki gencecik bir kadın polisimizi şehit eden zanlının 26 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ve bugüne kadar hiç tutuklanıp cezaevine girmediği ortaya çıktı. 26 tane suç kaydınız var ve bunların hiçbirinden bugüne kadar tutuklanıp cezaevine girmiyorsunuz. Burada ceza ve infaz sistemi yeniden sorgulanması gerektiğini açık bir şekilde görüyoruz. Ceza ve infaz sistemi suçluyu yakalayıp kaydedip sonra da salıveren bir hale dönüş. 26 suç kaydı olan birisinin annesi bile diyor ki neden içeri almadınız evladımı? Bunun suç işleyeceği belli. Hayır, alınmış, kaydedilmiş ve tekrardan salıverin. 2 yılda bir yapılan infaz yasası değişiklikleri adalet, yargı ve infaz sistemini perişan hale getirmiş durumda. Biraz evvel söylediğim gibi suçluyu yakalayınca kaydeden ve tekrardan salıveren bir mekanizmaya dönüştürülmüş durum. Suçluyu cezalandırmayan bir yargı, bir infaz sistemi güvenlik güçlerinin görev şevkini de olumsuz etkiliyor. Bu cinayette de böyle, hırsızlıkta da böyle veya işte diğer suçlarda da böyle. Diyorlar ki biz canımızı ortaya koyup suçluyu yakalıyoruz. E ne olacak? Arka kapıdan tekrardan salınacak. Onların şevkini olumsuz etkilediği gibi toplumda da büyük bir tedirginliğe yol açıyor. Bu konuda tüm siyasi partiler bir araya gelerek bir ceza infaz sistemi reformunu hayata geçirmesi ve milletimizin adalete güvenini yeniden tesis etmesi son derece önemli. Bir değil, iki değil, üç değil, her hafta veya da 10 günde bir, 15 günde bir böyle bir vahşet haberiyle sarsılıyoruz ve burada ceza ve infaz sistemindeki eksikliğin, çarpıklığın çok büyük rolü var. Ayrıca milletimizin vicdanında yine derin yaralar açan Narin Güran cinayeti sonrasında bu gibi cinayet vakalarının önüne geçilebilmesi için idam cezasının da caydırıcı bir ceza olarak mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Adalet zalime hak ettiği cezayı vermedikçe ülkemiz huzur bulamaz. Mağdurların adalet mekanizmasının veremediği adaleti kendi başlarına sağlamaya çalışması da ülkede teröre ve anarşiye yol açar. Bu sebeple ceza ve infaz reformunun bir an önce yapılması, idam cezasının da mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme alınması gerektiğini ifade